Merhaba sevgili arkadaşlar, değerli dostlar, değerli takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle hem güzel hem şık hem gösterişli benden çok istenen yaprak örgü modelinin anlatımını sizlere yapacağım arkadaşlar. Bu güzel modelimiz yine Google Trend, YouTube Trend modellerinden harika güzel bir model. Çok istek alan bir model sevgili hanımlar. Yaprak örgü modeli. Bu modeli Alize Angora Gold ipimle şöyle Alize Simli'nin harika güzel bir rengiyle bu desenimi sizlere anlatacağım arkadaşlar. Modelimizi 100 gram 500 metrelik bir iple yapacağız arkadaşlar. Şöyle renk numaramızda burada beğenirseniz alırsınız arkadaşlar. İster iki buçuk numarayla ister üç numarayla örebilirsiniz bu ipi arkadaşlar. Ben şöyle iki buçuk milim şişlerimle bu desenimi sizlere anlatacağım. Modelimi en kolay ve en güzel şekliyle sizlere anlatacağım arkadaşlar. Sizler de henüz kanalıma abone değilseniz abone olup yorum ve beğenilerinizle destek olursanız çok çok mutlu olurum sevgili hanımlar. Evet şimdi desenimizin yapılışına buyurun hep birlikte geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar dediğim gibi ister iki buçuk milim şişlerle ister 3 milim şişlerle bu deseni kurabilirsiniz. Hemen ilmeklerimizi atalım. İlmeklerimiz 8 ve 8'in katları artı bir ilmekli kuruluyor arkadaşlar modelimiz. Sizler yapacak olduğunuz örgülerinize göre ilmeklerinizi atarsınız. Kenar patlarınızı ayarlarsınız. 8 ve 8'in katları artı bir ilmekli bu deseni kuralım. Evet şöyle 3 4 5 6 7 8 Bakın 2 4 6 8 8 ilmek benim bir modelim. 1 8 daha yapalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 Şimdi iki model üzerinden desenimi sizlere anlatacağım arkadaşlar. 8 ve 8'in katları artı 1 ilmek. Bakın. Şu şekilde. Hemen sayalım. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8 ve 1 ilmek. Evet. Sizler yapacak olduğunuz örgülerinize göre dediğim gibi kenar patlarınızı ayarlayın arkadaşlar. Daha sonra ilmek sayılarınız 8 ve 8'in katları artı 1 ilmek üzerinden e, ne yaparsanız yapın. Modelinizi kurun arkadaşlar. Evet yelek, şal, hırka, atkı, bere ne yapmak isterseniz bu güzel desenden yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi lastik yaptığınız zaman sevgili hanımlar örgünüzün arka yüzünde hangi lastiği yaparsanız yapın mutlaka bir sıra ters örgü örün. Lastiğin arka yüzünde ön yüzde deseni kuracağız. Şöyle bir sıra ters örgümüzü öreceğiz arka yüzde ön yüzde desenimizi kuracağız lastiği yaptıktan sonra. Evet şöyle Bakın bir sıra tersimi örüyorum. Ben lastik yapmadan sizlere desenimi anlatacağım. Sizler yapacak olduğunuz örgülerinize göre lastiklerinizi yapın arkadaşlar. Evet şöyle bir sıra tersimi ördüm. Şimdi modelimin ön yüzündeyim ve desenimi kurmaya başlıyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım bakın. Bir kez doluyorum. İki ilmeğimi birlikte örüyorum. Modelimin birinci sırasındayım. Bakın iki ilmeği birlikte ördüm. Şimdi bir, iki, üç. Üç tane düz ilmek ördüm. Şimdi iki ilmeğin yönünü çeviriyorum. İçeriden dışarı bu iki ilmeğimi birlikte ördüm. Evet bu şekilde. Şimdi ara, ara modelimizi yapacağız. Bir kez doladım. Bir düz ördüm. Bir kez doladım. Burada ikinci modeli kuruyorum. İki ilmeği birlikte ördüm. Sonra üç tane ilmek düz. Bir, iki, üç. Üç ilmeğimi düz ördüm. Buradaki iki ilmeğin yönünü çeviriyorum. Şu şekilde. İçeriden dışarı bu iki ilmeğimi birlikte örüyorum. Bir kez doluyorum. Kenar ilmeğimde düz olarak ördüm. Şimdi modelin birinci sırasını bu şekilde kurduk. Modelin arka yüzündeyiz ve ikinci sırasındayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada tüm ilmeklerimi ters olarak örüyorum arkadaşlar. Bakın tüm ilmeklerim ters. Alize Angora ipli ince bir iptir arkadaşlar. Şiş kalınlığınızı e, ipinizin kalınlığına göre ayarlayın. Evet, kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm. Modelin ikinci sırasında bu işlemi yaptık. Evet, bu şekilde. Şimdi modelin ön yüzündeyiz ve üçüncü sırasındayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın, bir tane düz ördüm. Bir kez doladım. Bakın. Buradaki iki ilmeğimi birlikte ördüm. Bir tane düz ördüm. Yine burada iki ilmeğimin yönünü değiştireceğim Şu şekilde içeriden dışarı bu iki ilmeği birlikte örüyorum. Bu şekilde. Şimdi burada sevgili hanımlar bir kez doladım. Bakın bir iki üç üç tane düz ilmek örüyorum. Bir 2 3 bir kez doladım. Hemen diğer modelimi yapıyorum. 2 ilmeğimi birlikte örüyorum. 1 bir tane düz örüyorum. Yine bu 2 ilmeğimin yönünü çevirip 2 ilmeği birlikte örüyorum. Evet. Şekilde. Bir kez doluyorum. Bir düz ve kenar ilmeği. Evet. Modelimizi şimdi sıra numarası vermeyeceğim arkadaşlar. Ee, sıra verirsem belki karıştırabiliriz. Ee, videomuzun sol üst, üst köşesini sıralamasını yapacağım. Ona göre sıralamaya bakarsınız arkadaşlar. Row 1, Row 2 diye devam eder sıra, sıralı sırası. Arka yüzde de yine bakın tüm ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Arka yüzünde de tüm ilmeklerim ters. Evet, burayı da tamamladık. Şimdi tekrar ön yüzdeyiz. Bakın şöyle kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1 2 düz ördüm. Bir kez doladım. Bakın burada benim 3 tane ilmeğim kaldı. Bu 2 ilmeğimin yerlerini değiştiriyorum. Bu 3 ilmeğimi birlikte topluyorum. Bakın bu 3 ilmeğimi birlikte topladım. Bir kez doladım. 1 2 3 4 5 ilmek ördüm. Bir kez doladım. Yine burada şuradaki yapmış olduğumuz işlemi yapıyoruz. 2 ilmeğimin yönlerini değiştiriyorum. İncip olduğu için hemen alamıyorum. Evet şöyle yerlerini ilmeklerini değiştiriyoruz. Bu 3 üç ilmeğin 3'ünü birlikte topluyoruz. Evet bu şekilde. Bir kez doladım. Şimdi 1 2 ve 3 kenar ilmeğiyle. Evet bu sıramızı da bakın bu şekilde tamamladık. Şimdi modelin arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım ve tüm ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Evet, şöyle bir görüntümüz oluştu. Bakın arkadaşlar, yaprak modelimizi şimdi şuraya kuracağız, ortadaki e, bölüme kuracağız yaprağımızı. Evet, şimdi modelimizin ön yüzündeyiz. Bakın, buraya dikkat edeceğiz arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir kez doladım. Bakın, bir düz ördüm. Burada iki tane ilmeğim var. Bakın. Şimdi biraz önce modeli içeriye doğru kapatmıştık. Şimdi açacağız arkadaşlar. Kenar ilmek, şu iki ilmeği iki düz ilmeğin yönlerini çeviriyorum. Bakın iki ilmeği içeriden dışarı doğru örüyorum. Bu şekilde. Şimdi bu ortadaki düz ilmeğimizi ters yapıyoruz. Bu şekilde. Tekrar buradaki iki ilmeğimizi şimdi ortaya yaprak modelimizi kuracağız arkadaşlar. İki ilmeğimizi birlikte düz ördüm. Bir tane düz ilmek ördüm. Bakın şu ortadaki ilmek bizim e, model artış ilmeğimiz olacak arkadaşlar. Sağından ve solundan ilmek arttıracağız. Bir kez doladım. Bir düz ördüm. Bir kez doladım. Bir düz ördüm. Bakın bu şekilde. Şimdi burada benim yine iki tane ilmeğim var. Bu ilmeklerin yine yönlerini çeviriyorum. Bakın. İçeriye doğru iki ilmeğimi birlikte örüyorum. Biz bu işlemi burada arkadaşlar üç kez yapacağız. Hemen bu ters düz ilmeğimi ters örüyorum. Bakın. Tersimi ördüm. Şimdi bu iki ilmeğimi ikisini beraber ördüm. Bir düz ördüm. Bir doladım. Kenar ilmeğini de düz olarak ördüm. Evet. Bu şekilde devam ediyoruz. Şimdi modelin arka yüzündeyiz. Burada ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. Tersimizi ters, düzümüzü düz öreceğiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Tüm ilmeklerimi şöyle gördüğüm gibi örüyorum. Bakın. Burada bir düz ilmeğim var. Burada ters e, düz ilmeği ters yapmıştık. Arka yüzde düz ilmek oldu hemen aradaki ilmeklerimizi örüyoruz. Yani bu sırada tersi ters, düzü düz örüyoruz arkadaşlar. Bakın düz ilmeğimi ördüm. Yine ters ilmeklerimi örüyorum. Evet tekrar örgümün ön yüzüne geldim. Şöyle bir görüntümüz var bakın. Şimdi burada yine kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın bu şekilde. Bir kez doladım, bir düz ördüm. Bu iki ilmeğimin yönünü şu şekilde değiştiriyorum. İçeriden dışarı bu iki ilmeğimi birlikte örüyorum. Aradaki ters ilmeğimi ters örüyorum. Yine burada diğer modelimizi yapıyoruz bakın iki ilmeği birlikte ördüm. Bir düz ördüm. Bir kez doladım. Bir düz ördüm. Bir kez doladım. Bir düz ördüm. Buradaki iki ilmeğimin yönünü çeviriyorum. Yaprak modelini yapıyoruz arkadaşlar burada. Evet bu şekilde. Bir ters. Yine bakın. Bu iki ilmeğimin ikisini birlikte ördüm bir düz ördüm bir doladım kenar ilmeğimizi ördüm Evet bu şekilde şimdi modelin arka yüzündeyiz yine ilmekleri burada gördüğümüz gibi örüyoruz Evet tersimizi ters düzümüzü düz Evet, bu şekilde. Evet, arka yüzünde de sıramızı tamamladık. Şöyle bir görüntümüz oluştu bakın. Kenarlar arkadaşlar e, yarım model, ortada tam model olarak götürüyoruz. E, sizler yapacak olduğunuz zaman modelimizi takip ederekten ilmek sayılarınızı e, tam attığınızda modeliniz bütün olarak çıkacaktır. Evet kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın. Şimdi bir iki ajurumuz oldu. Üç ajur yapacağız. Bir kez doladım. Bir düz ördüm. Buradaki iki ilmeğin yönünü çeviriyorum. İçeriden dışarı doğru bu iki ilmeğimi birlikte örüyorum. Bir tane ters yapıyorum. Yine bu iki ilmeğimin ikisini birlikte ördüm. Bir düz ördüm. Bir doladım. Bir düz. Bir doladım. Bir düz. Hemen bu iki ilmeğimizin yönünü çeviriyoruz. İçeriden dışarı doğru örüyoruz. Bir ters. Yine bu iki ilmeğimizin ikisini birlikte örüyoruz. Bir düz örüyoruz. Bir arttırıyoruz. Kenar ilmeğini örüyoruz. Evet, bu şekilde bu sırayı da tamamladık. Şimdi modelin arka yüzündeyiz. Burada da tüm ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz. Evet. Şimdi sevgili hanımlar bakın şöyle. E, üç kez ajurumuzu yapacağız demiştim. Bakın 1-2-3 üç. Şimdi 3 üç kez ajurumuzu yaptık. Şimdi burada yine e, önce açmıştık. Şimdi kapatmaya başlayacağız. Burada 3 ajurumuz oluncaya kadar kapatmıyoruz. 3 ajur olduktan sonra burada kapatma işlemi yani yaprağı oluşturma işlemini yapıyoruz. Evet. Bu şekilde. Şimdi tekrar hemen sevgili hanımlar kenar ilmeğimi aldım. Bakın bu şekilde. Burada bir düz ilmeğimi ördüm. Bakın şöyle. Bu iki ilmeğimizin bakın şu ortadaki ilmek var. Şöyle hemen şöyle yönlerini çeviriyoruz. Dışa doğru Bakın, dışa doğru bu iki ilmeğimizi içten dışa doğru örüyoruz. Şu şekilde. Bir kez doluyorum. Bakın şu ortadaki ters ilmeğimi düz yapıyorum. Bir kez doluyorum. Yine burada iki ilmeğimi artık buradaki artış e, yerini kapatıyoruz arkadaşlar. Yaprağımızı oluşturuyoruz. İki ilmeğimi birlikte ördüm. Şimdi ortada bakın. Bir, iki, üç. Üç düz ilmek ördüm. Bu iki ilmeğimin şöyle yönünü değiştirip içe doğru kapatıyorum. Bu şekilde. Bir tane ters örüyorum. Bu iki ilmeğimi birlikte örüyorum. Hemen bir, iki ilmeğimi de ördüm. Evet bu şekilde. Şimdi modelin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yine burada ilmekleri gördüğüm gibi örüyorum bakın. Pardon şuradaki şu ilmeğimiz ters ilmek olmuştu arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu ilmeğimizin bakın şuradaki ilmeğimizin sağından ve solundan artışımız vardı. Bu artışı e, yapmamışım. Hemen onu düzeltip geliyorum. Yine size de göstermek isterim. E, siz de unutursanız düzeltin diye. Bakın şuradaki ters ilmeğin sağından ve solundan artış yapmıştık. Buradaki ters ilmeğimizin de sağında ve solunda artış olacaktı. Bunu unutmuşum. Hemen geriye döndüm arkadaşlar. E, onu düzelteceğim. Evet bakın bir kez doluyorum bir düz yapıyorum bir kez doluyorum bu iki ilmeğimi birlikte örüyorum iki ilmeğimizi de düz örüyoruz modeli tekrar etmiş gibi oldum arkadaşlar hakkınızı helal edin Evet bu şekilde yine arka yüzde de arkadaşlar tüm ilmekleri ters örelim başa gelelim Evet arka yüzünde de arkadaşlar tüm ilmeklerimi ters ördüm başa geldim şimdi kenar ilmeğimi örmeden aldım bakın burada iki tane ilmeğim var Hemen ilmeklerin yönünü çeviriyoruz. İçeriden dışarı doğru bu iki ilmeği birlikte örüyoruz. Bu şekilde. Bir kez doladım. Bakın 1 2 3. 3 ilmeğimi düz örüyorum. 1 2 3. 3 ilmeğimi düz ördüm. Bir kez doluyorum. Burada şimdi bu iki ilmeğimi birlikte örüyorum. Ortadaki bir düzü örüyorum. Yine bu iki ilmeğimizin yönünü çeviriyoruz. İçeriden dışarı doğru ördük. Bir kez doluyorum. Bir, iki, üç. Bakın. Şimdi bir kez doluyorum bu iki ilmeğimi birlikte ördüm. Kenar ilmeğimi de ördüm. Şimdi modelimin arka yüzündeyim tekrar. Burada da yine arkadaşlar videoyu uzatmak istemiyorum. Tüm ilmeklerinizi ters örün. Modelin ön yüzüne geçelim. Evet, ön yüzde, arka yüzde tüm ilmeklerimi ters ördüm. Tekrar ön yüze geldim. Şimdi modelimizin yine ön yüzünde kenar ilmeğimi örmeden alıyorum bakın bu ilmeğimin yönünü çeviriyorum kenar ilmeğimi de tekrar geriye takıyorum İçeriden dışarı doğru bakın şu şekilde iki ilmeğimi birlikte ördüm bu şekilde bir kez doladım bakın bir kez doluyorum bir iki üç dört beş 500 ilmek ördüm. Bir kez doladım. Şimdi burada 3 ilmeğim var. Bu 2 ilmeğimin yönlerini değiştiriyorum. Ve 3 ilmeği birlikte örüyorum. Bu şekilde. Bakın yaprağımızı oluşturduk. Bir kez doladım. Yine 1 2 3 4 5. Bir kez doladım. Bu iki ilmeğimi birlikte ördüm. Evet sevgili hanımlar şöyle gördüğünüz üzere bakın modelimizi ee, Allah'ın izniyle sizlere bir kere anlatmış oldum. Şimdi modelin arka yüzünde ilmeklerimizi ters örelim. Diğer modelimizi nasıl kuruyoruz onu da sizlere göstereyim arkadaşlar. Videomuzu başa dönerekten modeli nasıl yaptığımızı daha sonra e, takip edebilirsiniz arkadaşlar videoyu uzatıp başınızı ağrıtmak istemiyorum evet sevgili hanımlar şöyle gördüğünüz gibi modelimiz harika güzel çok şık bir model oldu şimdi desenimizi sevgili hanımlar e, bu yapraklarımızı tekrar şuralara kuracağız Bakın şuralara yaprağımızı kuracağız. Şimdi hep birlikte desenimizi e, şöyle birinci sırasını e, ya da iki iki sıra göstereyim. Ondan sonra siz modelimizi takip ederekten yapabilirsiniz. Evet şöyle hemen kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın. Bir kez doladım. 2 ilmeğimi birlikte, pardon. 2 ilmeğimi birlikte ördüm. Bir iki tane düz ördüm. Bir doladım. Bir düz ördüm. Bir doladım. Bir düz ördüm. Burada bakın iki ilmeğim var. Hemen yönlerini değiştiriyoruz. İçeriden dışarı doğru bu iki ilmeği birlikte ördük. Şimdi burada sevgili hanımlar bu ilmeğimizi ters örüyoruz. Hiçbir işlem yapmıyoruz. Bakın aradaki bir düz ilmeği ters ör örüyoruz. Şu göbekteki ilmeği. Tekrar iki ilmeğimi diğer modelimizi kuruyoruz. E, bakın iki ilmeği düz ördüm. Sonra bir düz ördüm. Bir doladım. Tam şu orta noktadaki ilmeği bir düz bir dola ve bir düz. Bu iki ilmeğimi bakın bu iki ilmeğimi birlikte şöyle pardon içeriden dışarı doğru şu şekilde ikisini birlikte ördüm. Bir kez doladım, bir düz ördüm. Evet, burada dolama yapmıyoruz arkadaş. Geri arkadaşlar geri aldım. Hemen e, arka sırasındayız ve burayı da hemen ilmeklerimizi e, gördüğümüz gibi örelim arkadaşlar. düzümüzü düz, tersimizi ters öreceğiz. Evet sevgili hanımlar, modelimizi şöyle ben sizlere elimden geldiğince, dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. Bakın. Burada bir model uyguladık. Şimdi burada modelimiz iki model olarak uyguluyoruz. Şimdi şaşırırsanız Şaşırırsanız hemen videonun şöyle başına dönerekten arkadaşlar burada nasıl yapmışız modelimizi bakabilirsiniz. Şimdi ilk e, ikinci modeli nasıl kurduğumu sizlere gösterdim arkadaşlar kuruluşunu. Şimdi burada 1 2 3 3 ajur oluncaya kadar sevgili hanımlar bu işlemi yapıyoruz. Daha sonra Üç ajuru yaptıktan sonra şu kenardaki yaptığımız işlemleri ve şuradaki üçlü toplama işlemini burada yapacağız. Videonun başına dönerekten bu yaprağı nasıl kurdum, nasıl yaptım arkadaşlar bakaraktan modelimizi yapabilirsiniz. Modelimiz oldukça güzel, şık, gösterişli bir model bakın. Evet şimdi modelimizin ilerlemiş halinde sizlere şöyle bir göstereyim arkadaşlar. Ee, modeli çok beğeneceğinizi düşünüyorum ve severek de yapacağınızı düşünüyorum. Evet Alizangora ipimle şöyle gösterişli harika bir model oldu bakın. Yaprak örgü modelini benden isteyen arkadaşlarıma bu güzel modeli e, hal, e, yaptım arkadaşlar. İnşallah beğenmişsinizdir, hoşunuza gitmiştir. Bakın. Modeliniz ilerledikçe böyle güzel bir model ortaya çıkacak arkadaşlar şimdi sizlerle biz Bakın şu bir modeli hazırladık bu ikinci modeli yani şöyle bir modelini koyduk sağına ve soluna modelimizi koyduk şu birinci sıranın yapılışını size gösterdim dediğim gibi şimdi 1 2 3 ajur olacak sonra şu toplama işlemini yapacağız bu toplama işlemini yaparken burada ters ilmeği düz yapacağız sağında ve solunda arttırma yapacağız bunu da unutmayalım Evet Modelimiz bu şekilde sevgili hanımlar. Umarım beğendiniz. Hoşunuza gitti bakın. Harika çeyizlik yelek. Harika bluzlar. Hırkalar. Atkılar. Yani çok güzel şal modeli olur hanımlar. Gerçekten şal modeli için çok güzel. Yaprak örgü modeli. Ben çok beğenerek ve severek yaptım. Sizlerin de beğeneceğinizi düşündüm arkadaşlar. Gerçekten çok istek alan. Benden çok istenen bir modeldi. Umarım hoşunuza gitmiştir. Ve beğenmişsinizdir diye düşünüyorum. Evet. Şöyle Evet ben çok beğenerek yaptım ve sizlere de en kolay şekliyle anlaşılır e, şekliyle anlattım arkadaşlar. Umarım beğendiniz, Umarım hoşunuza gitti bu yaprak modelim. Alizangoro Gold simli ipimle yaptım arkadaşlar. Çeyizlere çok yakışacak harika bir model. Yeleklerde, hırkalarda, bolizlerde, şal modellerinde krem renkli, bordo aklınıza nasıl geliyorsa bu rengimizde çeyizlere çok yakışacak harika bir renk bu yaprak modelini sizlere dokudum arkadaşlar. İnşallah beğenmişsinizdir. Evet yeni bir videonun daha sonuna geldik sevgili hanımlar. İnşallah beğenmişsinizdir. Bakın bu size gösterdiğim modeli iki buçuk milim şişimle ördüm arkadaşlar. Bunu iki buçuk milim şişimle ördüm. Bu size gösterdiğim modeli de 3 milim şişle ördüm. Tercih sizin. Bakın iki buçuk milimle örüldüğü zaman çok daha güzel oluyor hızlı ilerlesin diyorsanız üç numarayla hele yapın ama hem kibar daha güzel dursun istiyorsanız da iki buçuk milimli sabredebilirsiniz iki buçuk milimle yapın çok güzel olur sevgili hanımlar Evet Allah'a emanet olun en güzelini emanet olun bugünlük benden bu kadar inşallah modelimi desenimi beğendiniz modelimizin arka yüzünde şöyle bir göz görelim şöyle arkadaşlar Yeni videolarda tekrar birlikte olmak üzere. Sizlere diyorum ki kanalıma abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı unutmayın diyorum. Yeni videolarda tekrar birlikte olmak üzere. Allah'a emanet olun, en güzeline emanet olun. Hoşçakalın.